dağlarda başka dağları kıskandırırcasına mağrur. Geçit vermez, huzur dolu. Bulutlarla telli duvaklı, yağmurların sevgilisi, yeşilin sevdalısı dağlar. Bu dağlar, denize hasretliğini Trabzon'da giderir. Zümrüt'ün yeşilini kıskandığı kent Trabzon. Bir güzel, bir insan adamlar kenti Trabzon. Geleneği, göreneği, ata dede yadigarı, milattan önce 2000 yıllarından gelmiş tarih ve kültür köprüsü Trabzon. Roma-Bizans döneminden kalma bu surlar, kıyıdan başlayarak İmaret Deresi sırtlarına kadar uzanır. Yukarı Hisar bölümünde saygın yöneticiler otururdu. Orta Hisar bölümünde ise daha çok dinsel yapılara rastlanır. Aşağı Hisar'la da şehir korumaya alınmıştı. Yılların yıpratamadığı, doğanın tüm afetlerine ısrarla göğüs geren Değirmendere Köprüsü. Altındere Vadisi'ne hakim Karadağ eteklerinde Sarp kayalıklar üzerine kurulmuş Sumela Manastırı. Manastır bütünüyle oldukça geniş bir alanı kaplar. Başlıca bölümleri Anakaya Kilisesi, mutfak, öğrenci odaları, misafirhane, kütüphane ve ayazmadır. Küçük Aybasıl, 7. yüzyılda inşa edilmiş olup, Trabzon'daki en eski kilisedir. Trabzon'da, Fatih Sultan Mehmet'le açılan Yeni Türk döneminde, fikir ve vicdan özgürlüğüne büyük değer verilmiş, kiliseye dayalı eğitime dokunulmamıştır. İşte bu eğitim merkezlerinden bir tanesi de, Boztepe eteklerinde kurulu Kızlar Manastırı'dır. Fetihten önce sadece bir salon ve rahip odasından oluşan bu manastıra 1843 yılından sonra Çan Kulesi, konuk evleri ve kilise eklenerek manastır kalın kesme taşlı duvarlarla korunmaya alınmıştır. Sotka Kilisesi 14. yüzyılda yapılmıştır. Santa Maria Kilisesi de 1874 yılında yapılmış olup günümüzde hala işlevini sürdürmektedir. İrena Kulesi, cephanelik. 14. yüzyılda Trabzon yöneticilerine toplantı yeri olarak yapıldığı sanılmakta olup iç içe geçmiş iki kuleden oluşan bu yapı sonraları cephanelik olarak kullanılmıştır. Ayasofya Kilisesi, Trabzon İmparatoru Kral 1. Manuel zamanında 13. yüzyılda yapılmıştır. Çan Kulesi, sonraları 1427'de ilave edilmiştir. Ana plan, kare haç olup, yüksek bir merkezi kubbeyle belirlenen Bizans kiliselerinin tipik bir örneğidir. İç duvarını süsleyen fresklerden bazıları günümüze kadar korunmuştur.
Ayasofya Kilisesi müze olarak kullanılmaktadır. Orta Hisar'ı dışa bağlayan köprülerden biri, 60 metre uzunluğunda kesme taştan yapılı Zanus Köprüsü. Tabakhane Köprüsü'dür. XIII. yüzyılda kilise olarak kullanılan bu yapı, Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'a alışıyla mihrabı, minberi ve minaresi eklenerek Yeni Cuma Camii adıyla ibadete açılmıştır. Ortahisar'daki Fatih Camii de aynı şekilde kiliseden camiye dönüştürülerek Müslüman halkın hizmetine sunulmuştur. Gülbahar Hatun Külliyesi, Yavuz Sultan Selim'in annesi Gülbahar Hatun adına cami, medrese, hamam, imaret, aşhane ve türbe olarak 1514 yılında yapılmıştır. Günümüze sadece cami ile yanındaki Gülbahar Hatun Türbesi ulaşmıştır. Beyaz ve siyah taşların uyumlu kullanılışı dikkatleri çeker. İskenderpaşa Camii. 1529 yılında Vali İskenderpaşa tarafından kendi adına yaptırılmıştır. Emir Mehmet Türbesi 1523'te yaptırılmıştır. Cenevizliler tarafından yaptırılan bedestenin yapım tarihi bilinmemektedir. Zanos Paşa Burcu'nun altında Hazinedar Abdullah Paşa Çeşmesi. Akantus başlıklı, Yivli sütunlu, 1849 yapımı. Çarşı Camii, 1839'da Trabzon Valisi Osman Paşa tarafından yaptırılmıştır. Cami, vitraylı pencerelerle aydınlatılır. Tavanlı cami, bahçesindeki Osmanlı mezar taşlarıyla önem kazanır. Ahi Evren Türbesi, Trabzon'a hakim Boztepe üzerinde yapılmıştır. ...15 Eylül 1924. Trabzon gururlu, Trabzon heyecanlı. Köylüsüyle, kentlisiyle tüm Trabzonlular coşkulu bir sel gibi sahile akıyorlar. Mustafa Kemal Trabzon'da. Trabzon, atasını bağrına basıyor. Trabzon, atasıyla övünüyor. Gazi Köşkü, Trabzonluların büyük öndere gösterdikleri sevgi, saygı ve bağlılığın ifadesi olarak kendilerine armağan olarak sunulmuş, ölümünden sonra da Atatürk Müzesi olarak düzenlenmiştir. Arkadaşlar, bana kuvveti kalp veren arkadaşlarımın ilk safında kahraman Trabzonluların bulunduğunu asla unutmayacağım. Trabzon evlatlarının Er Meydanı muharebede gösterdikleri fedakarlıkların kıymetli hatırası daima dimağımda menkuş kalacaktır. İçin dala ile gazan, merak ne günlerime, merak ne günlerime. Geldi çat diye, geldi çat diye Ramazan,
geldi çattı Ramazan. Sevdali günlerime, sevdali günlerime, geldi çattı, geldi çattı Ramazan, geldi çattı Ramazan. Kuşun folini çıktım dere yukarı, buldum kuşun, buldum kuşun folini, buldum kuşun folini, pencereden aşağı, pencereden aşağı, ver boncukli, ver boncukli kolunu, ver boncukli kolunu, pencereden aşağı, pencereden boncuklu kolunu. Trabzon, tarihinin her döneminde eğitime önem vermiş, açılan her eğitim kuruluşu kültür ve sanat etkinliklerinin artmasına neden olmuştur. Şair Figani, Tabi, Sırrı, Müderris Yahya Çelebi'den Tıflî Ahmet Çelebi'ye, Agah Paşa'dan Kitabî Hamdi Bey'e, Halil Nihat Boztepe, Hamamizade İhsan, İbrahim Cudi, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Baba Salim, Mahmut Goloğlu, alfabeyi bu okullarda öğrenmişler, sanat ve kültürün her dalında bu kentin doyumsuz coşkusunu taşıyarak sundukları ürünlere yüreklerini katmışlardır. Unuttuklarımız bizi affede. İrfan abidesi, ey Trabzon lisesi, kulak ver bak ne diyor sana gençliğin sesi. Sen ki bizi feyzinle tuttun ayakta dimdik, biz de seni ebede götürmeye and içtik. 1887 yılında öğretime başlayan Trabzon lisesi, 100 yılı aşkın hizmetiyle Türkiye'nin en eski ve en köklü eğitim kuruluşlarından bir tanesidir. ...1963 yılında öğretime başlayan Karadeniz Teknik Üniversitesi, tüm fakülteleri binlerce öğrencisiyle sadece yurdumuzun önemli eğitim merkezlerinden biri olmakla kalmayıp, Trabzon'un sosyoekonomik yapısı üzerinde de önemli roller üstlenmektedir. Kalkmış güzelim, sabaha açmış penceresini. Dalga köpüğü Trabzon evlerinden biri. Silkelemiş düşlerini pencereden, bakmış evinin ayak ucunda ince bir örtü mavi deniz. Böyle söylemiş Ozan Ceyhun Atuf Kansu Trabzon evleri için. Tarihi Trabzon evleri, yöresel ustalar, yani bir çeşit halk mimarları tarafından yapılmıştır. Trabzon, geleneksel halk mimarlığı, Karadeniz'in ılıman, nemli iklimine uygun, hafif ince duvarlı,
ahşap işçiliğinin en güzel örneğidir. Bu evler taş duvarlı zemin kat, birinci bazen ikinci kat, ahşap iskeletli dolma duvarlıdır. Bahçe duvarlarıyla çevrili evler, dar ve uzun eski Trabzon sokaklarına kapılarıyla merhaba derler. Köy kesimine gelince, Trabzon köyleri dağınık yerleşim sisteminin en güzel uygulandığı yerlerdir. Suyunun bol oluşu, köylüye tarlasının, bahçesinin istediği yerinde evini yapma şansını vermiştir. Ana yapı malzemesi taş ve ağaç olan bu evler değişik teknik ve görünümdedir. Trabzon deyince aklıma bir salkım kara yemiş gelir. Bahçeler dolusu, zindan yeşili. İçin için, kandil kandil ballanır. Ozan Bedri Rahmi Eyüboğlu, Trabzon'a hasretini kara yemişle dile getirmiş. Trabzon deyince akla çok şey gelir. Ama köy deyince akla tütün gelir, fındık gelir, iş gelir. Aşk gelir, aşık gelir. Tütün dizeyi tütün, iğne batsın eline. Kıracaksa kalbimi, zehir sürsün diline. Görmezsem yüreğim onca sızlar. Verin bana yarimi, fındık toplayan kızlar. Tarlanın mısırına kuş konayı konayı, vermedi baban seni, etti beni enayi. Oy lahana lahana, kara kara bakarsın, e kız sende bu gözler, çok canları yakarsın. Yemyeşil dağların otlarıyla beslenen hayvanlardan elde edilen ürünler, masmavi denizin balıkları bambaşka bir mutfak kültürü oluşturmuştur Trabzon'da. Tereyağın yoğurttan ayrılışı, yayık. Trabzon tereyağı, minzi, ohma peyniri. Kıymalı peynirli pide.
tereyağıyla dağlanan pilav. Mısır unuyla kuymak. Hamsili omlet, kaygana. Hamsi kuşu. Hamsi tava. Hamsili pilav. Hamsi salatası. Kara lahana dolması. Üzerine Laz böreği. Afiyet olsun. Ayrıca piknik yerlerinde mangalda et. Ve fırında balık. Bu kemençenin sesiyle Karadeniz uşağı dağ olur, dalga olur. Önce omuz başları ağır ağır can bulur. Bacaklar bir dalganın gidip gelişindedir. Kurulan bir yay gibi bel eğrilip doğrulur. Karadeniz uşağı horon girişindedir. Kupalar, kupalar,
kupalar, zevkine doyulmayan şampiyonluklar, Cumhurbaşkanlığı kupaları, Başbakanlık kupaları, lig şampiyonlukları. Trabzonlu için bir tutkudur Trabzonspor. Maviyle yeşilin kucaklaştığı, eşsiz güzellikler içindeki Trabzon, doğal, tarihsel, kültürel, arkeolojik ve de turistik yönden zengin bir yapıya sahiptir. İpek yolundan bugüne, doğuyla batı arasındaki transit geçişi sağlayan Trabzon, kara, deniz ve hava yollarıyla dünyanın her yanına bağlanır. Selam Trabzon'uma. Gönülde yaşatıp göremediğim, yoluna bakıp gidemediğim, hali nicedir bilemediğim. Kara kaşlısına, gözü yaşlısına, erine, yiğidine, kocamışına, sakalı tel tel, saçı yeni bitmişine, yedisinden yetmişine yürek dolusu selam. Trabzon, ne mutlu seni tadarak seninle iç içe yaşamak.